Önce çalışmalarımızı anlatmadan önce Moda TV ailesine, mahallemize bizleri ziyaret ettikleri için sizlere teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yapmış olduğumuz hizmetleri isterseniz yerinde inceleyelim. Yerinde incelersek daha güzel olur diyorum. Şu an Gürecülü Mahallesi'ndeyiz. Mahalle mahalle gezmeye devam ediyoruz. Çocukların kar eğlencesini görmeye de devam ettik. Ve sevgili muhtarımızla kısa bir röportaj yapmak istiyoruz. Muhtarım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Muhtarım bize mahallenizi biraz tanıtır mısınız? Mahallemiz Gürecülü Mahallesi adından da bildiğiniz üzere. Şimdi burayla ilgili, burası önceden biz muhtarlık seçimlerine başlamadan önce mahallemizin içerisinde geziyorduk. Eksiklikleri tespit ediyorduk. Bu gördüğünüz alanımız önceden kullanılmıyordu. Topraktı, yani pislik yığıntıları, çöp böp atılıyordu. Tabii ki mahalleden de şikayetler geliyordu. Biz ilk icraatlarımızdan bir tanesi de buranın sorununu çözmek oldu. Yani belediyemize müracaat ettik. Buranın işte betonlanması, rampalı, yokuşlu olduğu için beton olması noktasında daha iyi olacağını onlar da karar verdiler. Biz burayı 2020 yılında betonlattık ve ortadan sorunu kaldırmış olduk. Bu sene de işte akabinde sağ ve sollu V kanalı açıp betonumuzu korumaya alacağız. Dediğim gibi yazın kullanılıyor, trafiğe açılıyor. Trafiğe az bir alan yerimiz olduğu için kışında gençlerimizin kar yağdığı zaman kayak pisti şeklinde eğlenceli bir hal alıyor burası. Çocuklarımıza eğlenmeleri için güzel bir alan oluşmuş oldu. Seval. Seval kaç yaşındasın? 10. Mahalleni seviyor musun? Evet. Burada ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Evet, çok eğleniyoruz. Başka yani arkadaş... Ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlarınla mı kayıyorsun? Evet. Ama kar gitti. Sen de seviyor musun kar oynamayı? Evet, çok seviyorum. Kimlerle oynuyorsun? Genellikle arkadaşlarımla veya kuzenlerimle oynuyorum. Muhtarım, bahçe içinde bir salıncak görüyorum. Bunun bir anlamı var mı? Evet, burada yaşayan bir ablamız var, Fatma Çakıcıoğlu. Onun çocuğu var, engelli kız çocuğu. Yaklaşık 20 yaşlarında. Şimdi parklara gidemiyor, zorlanıyor gitmede. Bizlerde bir talebi oldu. Muhtarım dediler, yani bize özel bir salıncak yaptırabilir miyiz? Biz de o söyleneni dikkate aldık. Ordu Büyükşehir Belediye'mizin Parklar ve Yeşil Alanlar Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Onlar geldiler, tespit ettiler. Buraya salıncak olur dediler. Yani kırmadılar engelli çocuğumuzu. Bu şekilde bu hizmeti de ayağa getirmiş olduk. Ordu Büyükşehir Belediye'mize, Büyükşehir'imize Allah razı olsun. Çünkü engelli çocuğumuz her yaşayan bir engelli adayıdır. Onlar bizim olmazsa olmazlarımızdır. Onlar bize gelemiyorsa biz onlara gideceğiz. O noktada o hizmeti onların ayağına getirmiş olduk. Ben Osman, aşağı yukarı burada doğup büyüdük. Buraların bütün sorunlarını, her şeyini adımızı biliyoruz. Mutlarımızdan, yapanlardan Allah razı olsun. Bizi bu çirkin gösterişlerden kurtardı. Ben İsmail Hatun, Gürecülü Mahallesi'nde oturuyorum. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? 20 yıldır efendim. Bu arada öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum mahallemize. Mahallemizde bütün eksikleri, giderleri sağ olsun muhtarımız Ceyhan Gür 3 yılda yaptığı hizmetleri, 20 yıllık yapılacak hizmetleri 3 yılda yaptı. Mahalle olarak çok memnunuz. Halkın yanında her zaman istediğimiz zamanda ulaşabiliyoruz. Şu an Söğütlü Deresi'nin yanındayız. Bu dereye karşı bir önlem alındı mı? Bu Söğütlü Deremizin istinat duvarları, perdeleri daha önce yaklaşık 10-15 yıl önce yapılmıştı. Biz 2019 seçimlerinde geldiğimizde bu derenin içerisi pislik doluydu. Yani nedir? Çamur, ot, sanki bildiğiniz bir ormanlık bir alandı. Yaklaşık istinat duvarlarının yarısından fazla yükseklikte bir çamur birikintileri vardı. Bunlar da sele davetiye çıkarıyordu. Biz bunları tespit ettik. Gerekli olan yazışmaları yaptık. Ünye Belediye'miz sağ olsunlar bununla ilgili ihaleye verildi. Bu 2020 yıllarında bu Söğütlü Deremizin yaklaşık 3-4 kilometre mesafede alanı temizlettik. Yani burası sele karşı önlemini alınmış oldu. Ayrıca bu Söğütlü Deremizin tabakhaneye bağlantı noktasında yani bağlanıyor. Selde falan bayağı bir yoğunluk biz gördük bu istinat duvarının. 10 santim aşağısına kadar gittiğini şahit olduk. Çünkü benim de evim hemen dereyle birebir olduğu için onu da anında görüyoruz. Bu noktada Söğütlü Deremizi müracaatlarımız doğrultusunda Ünye Belediye'miz temizletmiş oldu.
yaklaşık temizlettikten sonra 6-7 ay sonra bir sel yaşadık biz Ünye'de, yani 2020 yılında. Burası temizlenmeseydi eğer, bu sel buralara doğru, Feyiz Çakmağı doğru sıkıntıya yaşatacaktı. Bu şekilde bir önlemi aldık. Biz de bu noktada aracılığımızı yapmış olduk. Buradan hareketle emeği geçen Ünye Belediye'mize ve DS Müdürlüğü ve ekibine teşekkür ederiz. Şu an çeşmenin önündeyiz. Bu çeşme Acı Su Çeşmesi mi muhtarım? Şimdi bu çeşmeye gelmeden önce bu çeşmenin nasıl bu şekilde olduğunu anlatmak istiyorum. Burayı seçimlere girmeden önce mahallemizden, genelde bizden şu isteniyordu. Mahallemizde su, yani acı suyumuz yok. Sokaklarımızda bu bir ihtiyaçtı. Devamlı bana soru olarak geliyordu. Biz bu seçimlerden sonra yaklaşık 1-1,5 yıl sonra bu sorunu çözmek için adım attık. Nedir? Bizim bu gördüğünüz alanda, yani bu kayalılar, İsmail Arslan ve Cavit Arslan'ın yerinde burada bir su çıktığını öğrendik. Bu su zamanında kullanılıyormuş. Burada farklı bir çeşmede kaybolmuş heyelandan dolayı. Biz bu çeşmeyi profesyonel bir ekiple, suyun olduğu yere bir ekip götürdük. Ekiple bu suyu bulduk. Yeniden harekete geçtik. Her bir metrede, yani betonluya 12 metre mesafede bir kuyu yaptık. 6 metrede suyumuzu bulduk. 10 metrede askıya aldık. Bu askıya aldıktan sonra suyumuzu 500 metre boruyla, mahallede 2 tane önceden yapılan bir çeşmemiz vardı. Derenin karşısından karşıya bir boruyla yola geçirdik. 2 tane çeşme aktif olduğu için önce onlara verdik. Sonra bu gördüğünüz çeşmeye suyu getirmiş olduk. Yaklaşık 500-600 metre boru bu çeşmeyi el birliğiyle, yani halkımızla beraber, mahalle halkımızla beraber yaptırmış olduk. Biz aracılık yaptık. Bu çeşmeyi mahallemize kazandırdık. Bu çeşmede akan suyumuz da acı su olaraktan değil, kaynak suyudur. Rivayetlere göre daha öncelerden bu bahçe içerisindeki akıyormuş bu su. Bunu guatr hastalığına iyi geldiği söyleniyordu ve bunlardan iyileşenler il içinden, il dışından gelip bu sudan faydalanmış insanlarımız. Biz de mahallemizin hizmetine zorlanmasınlar diye en yakın bir tane muhtarlığımızın yanına yaptırdırdık. Bir Ünçek Hayratı'dır yazıyor. Ünçek Derneğimiz var. Çeşmemizi o yaptırdı. Buraya kazandırmış olduk. Diğer toplam masrafını sorarsanız 20 bin liralık bir maliyeti oldu. El birliğiyle eşten dosttan, buraya bir tane yaşlı teyzemiz var, böyle değnekle geziyor. Duymuş bizim çeşme yaptırdığımızı. Hatta ihtiyaç sahibi de bir teyzemiz. Benim de burada bir katkım olsun diye 100-150 lira bir para verdi. Çünkü sadakadır, geri çevrilmez, kimin hayrının geçeceğini bilemeyiz. Biz bunları onların vasıtasıyla yaptık. Mahallemize hayırlı olsun. Tabii ki bu bahçe sahibine de, yani nedir, Cavit Arslan ve İsmail Arslan kardeşlerin babalarının hayratıymış. Bu bir vakfetmişler. Burayı devamlı halkımız kullansın diye vasiyetiymiş. Bir vasiyeti de, onun vasiyeti gerçekleşmiş oldu evlatları sayesinde. Biz de onların hayratları, Allah razı olsun. İnşallah onların devamlı bu hayrat kalır. Kaldıkça ne olur? Amel defteri açık olur. Hayır yazılmış olur. Biz de bu işe aracılık yapmış olduk. Çeşmemizin hikayesi bu şekildedir. Halkımıza, mahallemize hayırlı olsun. Şimdi Gürecülü mahallemizde tabii ki dışarıdan gelenler, duyanlar farklı mahallelerden gelip burada su alıyorlar. Hatta bunun şunu söylüyorlar, yemeği ve çayı çok güzel olduğunu, erken demlendiğini gibi söylentileri var. Ben de aynı şekilde kullanıyorum. Gerçekten lezzetli bir suyumuz var. Ben Dursun Elmacı. 25 yıldır Gürecili Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Kendim servis saçmacılığı yapıyorum. Mahallemiz adına yapılan hizmetlerden şu ana kadar memnunuz. Gayet güzel yeni projeler, yeni sunumlar Sayın Muhtarımız tarafından, tabii ki belediyemiz tarafından verilen hizmetlerden gayet memnunuz. Yapılması gereken bir eksikliğimiz, mahalle adımıza gereken eksikler hepsi tamam. Sadece bizim doğalgaz ihtiyacımız, yani doğalgaz istiyor vatandaşımız, halkımız. Yani bu hizmetten biz de mahrum kalmak istemiyoruz. Çünkü genel olarak 10 tane kişinin 9 tanesi doğalgaz beklentisi var şu anda. Tabii ki gereken çalışmaları muhtarımız
bizim adımıza yetkili yerlere ulaştırmaya çalışıyor, ulaştırıyor her konuda. Belediye olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun her konuda bizim adımıza iletiyor ama biz de sizin aracılığınızla yetkililerden, Büyükşehir Belediyesi'nden, Ünye Belediye'mizden yani yetkili kişilerden mahallemiz adına doğalgaz bekliyoruz. Ordu Çevre Yolu Viyadüğü'nün altındayız bir yer olarak gözüküyor. Burada ne gibi bir çalışma yaptınız? Evet, teşekkür ederiz. Biz muhtar seçildikten sonra buraya geldik, tespit ettik buradaki sorunu. Bu çevre yolunun altındaki viyadüğün altında ne sıkıntılar yaşıyorduk? Devamlı bize şikayetler şu yöndeydi. Buraya gece yarısı araçlar gelip işte içki içilip insanları sağa solu rahatsız eden bir hareketlerde bulunuluyordu. Moloz dökülüyordu. Fındık sezonunda potoz vurulup pislik bırakılıp burası görüntü kirliliği arz ediyordu. Ondan ziyade karşı tarafımız bizim İpek Yolu Mahallesi. Hani bizim de dinimizde şu vardır, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşuyu rahatsız etmemek vardır. Biz de buradan hareketle en fazla komşumuz rahatsız oluyor diye biz belediyemize, Ordu Büyükşehir Belediye'mize müracaat ettik. Bu gördüğünüz alan zaten grup yolu olduğu için Ordu Büyükşehir Belediyesi bakıyordu. O dönemde görevde Eren Bey vardı, Eren Dere Bey. Biz onunla ilgili burada nasıl bir sorunu çözeriz diye geldik, baktık. Dedik ki burayı çitle çevirelim. Çitle çevirdi, yan tarafına da kapı yaptık yani giriş çıkış yine engel olmasın diye. Burayı yaklaşık 100 metre civarındaki alanı çitle çevirdik. Ondan sonra burada hiç kimse girememiş oldu. Yani burada engellemiş olduk sorunu ve dua aldık. Karşıki mahalle bu gece yarıları çünkü müzikli, çalgılı hareketler oluyordu. Bize de gece yarıları şikayet ediyor. Biz polisi arıyorduk. Polis geliyordu. Devamlı böyle mekik dokuyorduk. Ne yapalım dedik. Kökten bu sorunu gördüğünüz alanı çevirerek bu sorunu ortadan kaldırmış olduk. Tabii ki biz aracıyız. Yani dediğimiz gibi köprü altındayız ve köprü vazifesi görüyor muhtarlar. Köprü vazifemizi de gerçekleştirmiş olduk. Buradan hareketle Ordu Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Parklar ve yeşil alanlara teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz nerede acil olan noktalar, sıkıntılı olan noktalar varsa biz onları muhtar olarak takibini yapıyoruz. Gördüğünüz alanı da çevirttirip bu sorunu ortadan kaldırmış olduk. Sizlerin aracılığıyla Moda TV'ye teşekkür ediyoruz. Buraya mahallemize geldiniz. Bizlerle mahallemizi tanıtma noktasında yardımcı oldunuz. Size de Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Muhtarım, halı saha çalışmaları bakıyorum devam ediyor. Ne zamandır biter bu? Ne zaman biter bu proje? Önce buraya gelmeden önceki bu halı sahamızın başlangıç sürecini sizlerle paylaşalım. Biz muhtarlık seçimlerinden önce mahallemizde dediğim gibi diğer programlarda da söylemiştik. Çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyaçları ile ilgili neler ihtiyacım var mahallemizde onu tespit ettik. Bundan önce çocuklarımız mahalle aralarında futbol oynuyorlardı. Aktivitelerini orada gerçekleştiriyorlardı. Tabii ki biz çocuklarımızı dinlerken yaşlılarımızı da dinliyorduk. Yaşlılarımız da çocukların bu gürültülü hareketlerinden rahatsızlık duyuyorlardı. Biz de bunu gördük. Dedik ki ya çocuklar bir halı sahamız olsa diye bizden talepleri oluyordu. Ben de mesleğim gereği, biz teknikeriz aynı zamanda, inşaatta uğraşıyoruz. Mesleğimiz gereği nerede yeşil alan, neresi terk edilmiş, belediyenin tapusunda mı değil mi? Bunları araştırırken burayı tespit ettik. Bu gördüğünüz yaklaşık 1,5 dönüm üzerindeki bir park olarak ayrılmış alanımızı önce belediyemize dilekçeyle müracaat ettik. Başkanımıza bildirdik. Buranın çocuklarımız için halı saha olarak, semt sahası olarak kazandırılması için müracaatlarında bulunduk. Tabii ki bunu da değerlendireceklerini söylediler. O arada tabii ki bakanımız Ordu ziyareti yapmıştı, spor bakanımız. Buradaki spor bakanımız ziyaretinde buraya Ordu'ya 6 tane halı saha sözü vermişti. Halı sahanın sözünü aldıktan sonra belediyemiz de tabii ki burayı bildiği için burayı da programa aldırdılar. Bu şekilde bu süreç başlamış oldu. Tabii ki
bu süreci başlatmak Ünye Belediye'mizin çok büyük emeği var. Biz bildirdik, onlar da bizleri, mahalle çocuklarımızı kırmadılar. Burayı, halı sahamızı yani semt sahamızı gençlerimize, mahallemize kazandırılmış oldu. Şu an yapımı devam eden halı sahamızın mıcırları, altyapısı bitti ve demir direkleri bitti. Gördüğünüz üzere şu an etrafında telleri çevriliyor. Yaklaşık bir ay içerisinde burası aktif kullanıma açılacak. Tabii ki gençlerimiz memnuniyetlerini dile getirecek. Biz bunları açılışında yapacağız. Başkanımız gelecek. Açılışta gençlerimizin buradaki sevinçlerini hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Moda TV ekranlarından bizleri, yani mahallemize geldiniz, yapmış olduğumuz faaliyetleri, yapacak olduğumuz faaliyetlerle ilgili bizlerle bilgi alışverişi yaptınız. Tabii ki bizim televizyonumuz olsun, kameraman arkadaşlarımız olsun, bizim olmazsa olmazlarımızdır sizler. Doğru habercilik noktasında güzel işler yapıyorsunuz. Sizlerin sayesinde biz de halka ulaşmaya çalışıyoruz. İnsanlara mesaj vermeye çalışıyoruz. Kar, kış demeden gece gündüz yani insanlarımızı, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyorsunuz.